Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 4'e hoş geldiniz. Yani orijinalde yeni oyuna başlamak istemiyordum çünkü yüklenmiş oyunum vardı ama maalesef Rockstar Games sağ olsun. Babacığınız döndü. GTA 4'e yeniden başlamak için çok kötü bir şey. What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big, own a nice place, get a dog, a house, live the dream. Like my cousin. Oh yeah? Yes, he's got the love, house, women, cars, parties. He writes me in these wild emails, and after I got into trouble, I thought maybe, then I got this gig, and I spend the next 7 months with you fine people, and I forget. After the war finished, torbaları en iyi elmaslarla yapıyorlar. Kalite önemli bir şey. Dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Could be. Ah be, çok güzel. Lan kendi sesimi duymuyorum şu an. Otobüs beklerken ben. What? Good to see you, man. What? You forget our language? Capusi? Maybe a little. I've been here 10 years. You could speak English. Remember, we learned. Oyunun başına güzel çözmüşler dil sorununu. Bütün oyunu Sırpçada dinleyebilirdik. So good to see you, cousin. I can't believe you made it. Yani Sırplarla ilgili bir derdim yok da. Çok hoş bir deneyim olmayabilirdi yani. Ya böyle azıcık ucundan atla yani, eve geliyoruz ya. Ya 5 dakika sonra inanmayacağız buna. Shit, man, I'm still a Dutch drunk. Touch. My cousin is here. We got the rolling. Come on, come on. Böylelikle arabayı kimin süreceğini de iyi çözüyorlar. You're in the goddamn room. Screw you all. My cousin is here. Nico Bellic. He's the fucking man, bitches. Roman, come on, let's go. To the mansion, huh? Yes, the mansion. Nico'nun Nico'nun hayal kırıklığı. Maybe I should. Okay. Hey, is this a cab? Where's the sports car? It's in the shop. Come on. Mağaza. Altyazılar açık. Tamam. O zaman altyazılar şey olacak. Roman'ın yerine sür. Evet değerli dostlarım, değerli ahbaplarım, hoş geldiniz GTA 4'e. Öncelikle şunu söyleyeyim. En son oyun videosu yaptığımızdan beridir hayatımda çok fazla şey değişti. So good. You heard the V
sir. I would stay in broker. We are passing the cab office, Nico. This is the business. Ah, burası evet. Take us to the top of the pile. Tabii, öyledir. Fucking Stanhope Beach. Everyone like us does. Neyse, daha normal şeylere gelelim de hayatımda neler olduğunu anlatırım. Hayatımda bunlar olmuyor mesela. Ya bunlar Roman'ın hayatında da olmuyor ama. Anlatıyor işte, azıcık konuşsunlar. Cousin, it's been too long. You should have come out earlier. Think of all the girls you've been missing out on. Our country has women too. Yes, but only locals. Here we have white, black, the Puerto Ricans and the Asians, Europeans on vacation, scared Canadians, bored housewives from the Midwest. Every possible choice. The city is like a big Udermilken ice cream shop. 36 flavors of titty. Half Beach is a little corner of Eastern Europe. Öksürüğüm geldi size. Bunun olmasını dilemiyordum. Evet, neyse, biraz şey yapalım da böyle başlangıç kısımlarını geçelim de. No, everyone seems happy where they are. It reminds them of the Black Sea or something. People live on to hang around the people they ran away from. Well, Ochunno, it's just temporary for us, though. Our sights are set for the top mansions in Burcham, penthouse in Algonquin, a model on each arm. Me and my cousin Nico, rulers of the world. Evet, hayatım. Hayatım güzel geçiyor arkadaşlar. İnsan meşgul durmalı. İnsan boş kalmamalı. Ben de meşgul oldum. Gönülsüz ile. Geldik. Köşke. This is the mansion? Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. Bakalım sinematikler düzeldi mi? Daha önce sinematikler inanılmaz yakın bir açıdan çekiyordu hep. Come in, come in. Bu insanların burun deliklerindeki detayları görüyorduk. Little bastard, if he paid some rent, I wouldn't care. Oh, shit. Oh, that's not nice. Oh, cousin, it's so good to see you. Bahsettiğin kızlar posterdekiler mi? Posterler mi, daha doğrusu? Shit. Well, I need to change anyway. Uyuma kısmını nöbet nöbet mi yapıyoruz? So. So you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach. Opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches. I got the best dirt. Screw you, you idiot. Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here. All I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Why you live home after aha, this aha, time? Şey başladı. Aşırı yakın çekimlere başladık. Bu oyunun bir parçası mı yoksa bug falan bir şey mi ya? Bu ne oğlum? Kameralar kafayı yedi birden. Aha, gene burun deliğini görüyoruz Nico'nun. Another time. Ooh, mystery man, strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you! No, it's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young and very angry. Maybe that is no excuse.
Ramen? Ramen! Are you sleeping, you fat fuck? No, come on! I've got to get the cab back. It's on the shift. Stop! Oh, Jesus! Tastes like a rat shot in it! Nico! Jeez. I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left, then the first left of the diner, go down one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down and we're right there on the left on the corner of Cisco Street. It's really flash. We got lots of TDs and some incredible motors. Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Damn. Yes, Vlad. Sorry. Forgive me, okay? No. Well, Eddie boy. Cut my cock off, eh? Okay, Vlad. Yes. Okay. Bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Rom'un bu evde 9 kadınla birlikte oluyor demeyeyim de birlikte yaşıyor. Hani 9 kadınla birlikteyim falan derken herhalde bunu kastediyor. Tamamdır. Oyunu kaydetmeye gerek yok. Eşofmanımla ve şeyle dışarı çıkacağız. Ben yürüyeyim oraya. Hiç şey yapmayalım bence. Yürürken ben de bir şeyler anlatırım. Benim hayatım çok güzel geçiyor. Son birkaç haftadır fark etmişsinizdir. Oyun videoları az geliyor. Az gelmeyecekti aslında. Haftada 3'e çıkarmayı planlıyordum. Hatta bir günde yayın gibisinden falan. Ama öncelikle Red Dead Redemption 2 gizem videosu, hayaletler videosunda aşırı uğraştım. Yani şöyle uğraştım. Orada Agnes Dowd'un hayaleti falan vardı. Onu onu biliyorsunuz zaten. Ya biliyorsunuzdur çünkü gösterdim. Ama onu göstermek çok zordu. 3 gün. Dur yürü Nico. 3 gün boyunca bataklığın belli bir kısmında aynı yerleri dolaşıp durdum. Mesela bazılarınız belki oyunlarda grind yapmayı seviyorsunuzdur. Bazılarınız böyle bulmacaları takılıp okey bunu aşana kadar buradan çıkmak yok diyordur. Bazılarınız böyle açık dünya oyunlarında böyle garip angari işlerle işte o bölgeleri yüzde yüzlemeyi seviyordur. Mesela o bile bundan daha iyi çünkü ben 3 gün boyunca hiçbir şey yapmadan sadece dolaşıp durdum. Yazık kadına, yazık oldu kadına. Neyse adamı da itirerek şey yaptık orada bir karma. Öyle yani 3 gün boyunca dolaşıp durdum. Acayip sıkıldım yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Zombiye döndüm, hortlağa döndüm. Ondan sonra zaten boş ver dedim. Saldım ben burayı. Salıyorum. Diğer yerleri çekip geldim. Böyle ulan dedim. Elite geçmeden önce. Perşembe gecesi artık. Böyle salı sabahı başladım nöbete. Bataklıkta. Perşembe gecesi. Ulan dedim. Son bir kez gidip bakayım. Allah'ıma şükürler olsun. Son kez gidip baktığımda oradaydı yani. Bir şekilde geldi. Haftanın başında zaten biraz daha melankolik bir şeyler falan filan oluyordu. Kendi özel hayatımda. O haftanın sonunda da böyle bir arkadaşla dışarı çıktık. Güzel gidiyordu. Çok keyifli bir gündü. Gecenin sonunda cüzdanı kaptırdık. Yani cüzdanım nasıl oldu bilmiyorum. Bir yere düşmüştür diye düşünüyorum. Mekanın kendisine düştüğünü düşünmüyorum. Dışarıda muhtemelen sokakta bir yerde düştü. Ama cüzdan gitti. Her yere sordum bu cüzdan var mı böyle bir şey falan filan diye. Bir şey olursa haber vereceğiz dediler. Tabii ki haber gelmedi. Öyle olunca tabii bütün banka kartları onları bunları kimlikleri iptal ettirdim. Onunla uğraştım. Sonra kredi kartı çıktı. Kredi kartı bankada çıktı. Bankamatik kartı gelmiyor. Bekliyorum gelmiyor. Video çekeceğim. Haftada 3 video düşünüyorum ya. Zaten bu olay cumartesi oldu. Pazartesi gününe video yetiştiremedim. Normalde pazartesi, çarşamba, cuma olacak şekilde bir program düşünüyordum. Yetişmedi. Yetişmedi değil. Hani bankamatik kartı gelecek diye evde durdum böyle. Her an gelebilir diye. Çünkü normalde geliyor. Hemen geliyor. Zaten işte banka yakında şey falan filan tabii öyle olmuyormuş. Şubeden PTT'ye veriliyor. Oradan işte karşıya geçiyor. Karşıda dünyanın son olarak adlandırdığımız çizginin ötesine geçiyor. Oradan yeniden dağıtıma geliyor falan filan. Neyse geç geldi bankamatik kartı. Bankamatik kartının gelmesi de önemli. Çünkü her şeyi onun üzerinden ödüyorum. Böyle bütün işte abonelikler, onlar bunlar, alışveriş o bu. Ben çok nakit taşımayı seven birisi değilim. Cüzdanı kaptırmanın bir ironik yanı var. Cüzdanı değiştirmeyi düşünüyordum bir süre ama yani elimde cüzdan var diyordum. Değiştirmeyeyim. Daha böyle hafif, ince, pratik bir cüzdan arıyordum. Cüzdan gitti. Bankamatik kartı geldi. Bankamatik kartı aktif değil. Allah Allah. Kullanamıyorum. Gidip onu böyle bir POS cihazında falan şey yapmak gerekiyor. Aktifleştirmek gerekiyor. Bankamatik kartı gelince çıktım. Aktifleştireyim dedim. Allah Allah. Kabul etmiyor. Sonra temassız denedik. Olmadı. Sinirlene eve döndüm. Müşteri hizmetlerini aradım. Ve o noktadan sonra biraz sonra anlatacaklarımın hepsi bir saat içinde falan gerçekleşiyor. Ben de bu arada bir yokuşun dibinde falan oturuyorum. Öyle bir yerde oturuyorum. Neyse görevi şey yapalım da görevden sonra devam ederiz hikayeye. Senin çağrın hadi bakalım.
Ulan ayarlarla oynayacaktım ya. Şey yapacaktım ya. V-Sync'i falan açmamız gerekiyormuş. Çözünürlük oranını otomatiğe değil de el ile ayarlamak gerekiyormuş. Neyse bundan sonra yaparız. Very difficult, I think. Hello, Roman. Hello, Liz. Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Hi. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Kesinlikle öyle. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. Hey, wow. Great. You're fucking crazy, man. You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to leave. I know. I'm a fat prick. What can I do? Hey, you dance? I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. Vladi, geçen... Then you say your phone out of battery. GTA 4 serisinde vurarak değil arabayla ezerek öldürmüştüm. Yine öyle yapacağım. Çünkü sevmiyorum bu şerefsizi. I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet. Ouch. Bakmaya devam etti. Nico, badass. Right. Yeah, fantastic. Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Yes, he's all charm. Come on, Nico, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. Hadi bakalım, gönder, göster. Nico, you're driving us to a hardware store on Dillon Street. GTA 4'te taksicilik bir şeylerini de yapmak istiyorum ya. Ve her yer yok olmadan önce... Nereden gidiyoruz? Evet. Konuşacak mısınız yoksa ben mi konuşayım? Konuşacaklar. Demek ki tehdit etmek gerekiyor. Oh, funny guy. We're going to get money. In America, you need money to do anything. You're taking me. Çünkü dünyanın başka yerlerinde biz buğdayla ödeme yaparız. Nightclubs, women, titties. You can play, right? Disidober, uovo igri. I am the best. I kick all the asses that play me. They call me the janitor. Because you can't pay your debts and they make you mop the floor? Never, Ovatno. Funny. No, I'm the janitor because I always clean up. I always win. Get it? Chistach, Naravno. I seriously hope your cards are better than your nicknames. Only problem is I'm playing with some money I meant to give to these Albanian scumbags. Here's hoping they don't show up, eh? We got loan sharks after us. Roman, shtase deshava. After me, and it doesn't matter anyway. When I've played this game, I'll have enough money to pay them back 10 times. Oni su slabiću i svakom slučaju. Gördüğünüz gibi her zamanki gibi şoförlük yeteneklerim harika. Shit, I almost forgot. I'm giving you my old phone. My new number's in there. Call me if some Albanians show up in some shitty beige Willard. Those are the guys I owe money to. Do not hurt them. I know what you're like, Niko Bellic. You and your debts, Roman. İşin eğlencesini çarpıyorsun ya, kaçırıyorsun. Neyse, onlar şey yapana kadar, evet, cüzdan. Dediğim gibi yokuşun dibinde oturuyorum. ATM ta tepede falan, merkezde bir yerde. Ben de böyle hemen yukarıda bir yerde bir dükkan, bir şey var. Oraya gittim. Oradan aktifleştiremedik. Eve döndüm. Müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetleri de konuştuk. Anlattığım durumu söyledi ki yani biz ya, danışmanlık bizim rolümüz. Efendim Roman. It's so quiet out here, Roman. You winning? Molinter et sida. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. Miss McCool. Neyse, gene buradan hazırda dursun. Müşteri hizmetleri beni bankanın ATM teknik hizmetlerini falan filan yöneltti. Bilgileri giriyorum ve yani bayağı bir bilgi giriyorum oraya erişmek için. Sonra beni bir menüye attı. Ve her şey bu arada
sanırım bunlar öndeki arabaya çarpanlar şeyler. Arnavutlar mı? Arnavutluk çok ilginç bir isim. Ne bileyim, Yunanistan'a Yunanlık falan demiyoruz ya. Bir de böyle sanki abi elimizde Arnavutlar kaldı, bunu nereye koyalım ya falan deyip onun için bir yer bulunmuş gibi. İsim olarak garip yani. Yoksa Arnavutluk'la Arnavutların kendisiyle bir sıkıntım, derdim, bir şeyim yok. Neden olsun, hasta mıyım ben? Ama ismin kendisi, okey, zarar vermeyeceğiz dedim. Tefecileri kaybet. Tamam. Ben her şeyi kaybeden bir insanım. O yüzden tefecileri de kaybetme konusunda bir derdim olacağını düşünmüyorum. Öyle bir kaybedeceğim ki böyle bir insan olamaz diyecekler. Ya vazgeçelim diyecekler. Biz bu parayı bulmamızın imkanı yok. Ya? We should stand up to them. Gidete yapınız. Aynen. Nico, you're new. You don't understand the way things work. Oh yeah? We are at the bottom of the ladder, man. These thugs push us around, but they are not to be feared. It is the Russian mobsters, Vlad's bosses that run everything. Be careful of them. You tell me to behave, Mr. Janitor? If you understand it all, where is the money? I lost it this time, but when I got back, the last thing they will expect is for me to take everything. Then I really will clean up. Çünkü poker böyle yürüyor, onu biliyoruz. Hemen sonraki görevi mi başlatacak acaba? Neyse, görevi yapalım, etrafta biraz daha yürüyüp hikayeye devam ederim. Dünya en ilginç hikayesiymiş gibi. Maybe one day you get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later, cousin. Arabayı buraya bırakayım. Telefon profilinde istediğin zaman değişiklikler yapabilirsin. Okey. Evet, ne diyorduk? İşte Red Dead Redemption gizemler için hayal etti falan aradım. 3 gün boyunca boş boş dolandım, sıkıldım. Zaten o videoda iyi izlenmedi. Öyle bir canım sıkıldı. Sonra cüzdan kaptı. Bankamatik derken yukarı çıktı. Müşteri hizmetlerini aradım ve bankanın müşteri hizmetleri tamamen otomasyon. Neredeyse tamamen otomasyon yani. Müşteri temsilcisinin kendisiyle görüşene kadar, ki o da ayrıca zorluyor. Sanki böyle Slovenya'nın başbakanıyla görüşmeye çalışıyormuşum gibi. Çok ürkütücü, bir de çok gerçekçi. Ama gerçek olmadığını biliyorsun. O yüzden sanki hayaletle konuşuyormuşum gibi bir şey oluyor. Ve hayalet de değil, böyle insan olmayan bir paranormal varlık falan. Neyse, konuştum, dedi ki böyle böyle yani sizi şeye yönelteceğiz. Bankamatik hizmetlerine yönelteceğiz. Yönelttik. Bütün bilgileri girdik. Efendim Roman, yardıma ihtiyacım var, çabuk durağa gel. Ya azıcık, hiç durmuyor. Hiç şey değil. Müşteri hizmetleri beni bankamatik servisine yolladı. Orası çok ürkütücü, creepy. Çok makine bir ses var ama çok gerçekçi de duruyor. Korkuyorum. En sonunda beni ana menüye yolladı. Ana menüde bana sadece şunu söylüyor. Ana menü burası. Bire bas diyor. Bire ne için basayım? Son bir aylık işlemlerini görmek için. İngilizceye geçmek için 8'e bas. Ana menüye dönmek için 9'a bas. 9'a basıyorum, bana aynı şeyleri baştan sayıyor. 9'a basıyorum, bana aynı şeyleri baştan sayıyor. Bekledim, başka bir şey söyleyecek mi diye. Başka bir şey söylemedi, ben de kapattım. Dedim ki belki başka bir dükkanın post cihazına kullanmalıyım. Belki orada bir sıkıntı vardır. Belki benim gittiğim dükkanın post cihazında post cihazı doğru düzgün çalışmıyordur. Daha da yukarı çıktım. Gittim, bir şeyler aldım. Çikolata falan bir şeyler aldım. Post cihazına taktık, olmadı. Banka temassız şey yaptık, olmadı. Sonra dedim ben bir kenara çekileyim. Bir telefondan baktım, araştırma falan filan yaptım. Bu nedir, ne değildir falan. Müşteri sırasının başındaydım, en sonuna geçtim. Müşterileri bekledim. Adamla konuştuk, böyle böyle ne yapalım, bir daha deneyelim dedi abi. Ya, o da şey, böyle yardım etmek isteyen birisiydi. Baştan post cihazına taktık, baştan temassız yaptık, olmadı. Ya olmadı, adam dedi abi olmuyor. Dedim okey. Eve döndüm yeniden. Ve yani bankamatik kartınız daha gelmemişse her şeyi nakit üzerinden yapmanız gerekiyor. Bankamatiklerde 20 lira, 30 lira, 40 böyle şeyler yok. 50 lira da yok. 100 veya 200'lükler üzerinden veriyor. Bakın bu çok önemli bir detay. 100 veya 200'lükler üzerinden. Size biraz şehir şeyini göstereyim. Öyle şey yapalım, konuşalım. 100 veya 200 liralar veriyor. 100 lirayla hadi bir şeyler alabiliyorsun. 200 lira hiçbir yer bozmuyor. Sanki şeymiş gibi. Çok fazla bir şey alabiliyormuşuz gibi. Ama haklılar çünkü... Piyasada dolanan düz şey yok, nakit yok. 5 lira, 10 lira, 50 lira yok ki bunları. Nerede kullanacağım bunu, ne yapıyorsun? Dolmuşta falan verirsin belki. Sürekli nakit çekiyorum ya, asıl sıkıntım o. Sürekli nakit çekmek istemiyorum. Bir de İstanbul'da dolaşırken zaten cüzdanı kaybettirdim. Biraz da böyle paranoyak bir tutum var. Yanımda o kadar nakitle dolaşmak istemiyorum ama ne zaman bir ihtiyacım olursa sürekli gidip nakit çekiyorum. Sürekli gidip nakit çekiyorum. Nakit çekmek de ayrı dert. Hani o da ayrı bir korku. Neyse. Aşağıya indim. Yanımda nakit yok. Bir şeyler almam lazım. Alamıyorum.
Allah'tan şey var, böyle kredi kartı bankada durduğu için, aslında çıktığı için sanal kart falan kullanabiliyorum. Ama sanal kartla da her şeyi yapamıyorsunuz. Çok basit alışverişler falan yapıyorum onlarla. Onun şeyi de bağlayamıyorsunuz böyle. Telefonun temassız bir şeyini falan da bağlayamıyorsunuz. Onun için gidip bankadan kredi kartımı almam lazım. Elime geçmesi lazım, onaylanması lazım. Ama yani bankamatik kartı da elimde ve öyle bir şey olmuyor, yaşanmıyor, onaylanmıyor. Eve döndüm, yine müşteri temsilcisiyle konuştum. O da aynı şeyleri söyledi ama aynı şeyleri söylediğini ben anlamadım. Çünkü bir şey birimle falan yollayacağız dedi. Dedim okey tamam. Aynı yere yolladı. Aktardı beni. Aynı şeyleri falan yapıyorum. Hepsi bir saat içinde gerçekleşiyor. Yukarı iki kez çıktım. Yokuşu iki kez çıktım. Hayatımda aynı yokuşu en fazla iki kez çıkıyorum aynı gün içinde. O da çok yani böyle acil önemli bir şey falan varsa. Müşteri temsilcisi tabii ki hiçbir şey çözemedi. Çünkü zaten müşteri temsilcisine bağlamadım. Çünkü bana sadece son bir aylık şeyimi göstermek istiyor. İşlemlerimi göstermek istiyor. Son bir aylık işlemlerimi göstermek istemiyorum. Çünkü onun yarısında zaten işlem yapamamışım. Yani çünkü elimde bir şeyim yok. Bir yandan da böyle sürekli ceketimin ceplerini, pantolonumun ceplerini kontrol ediyorum. Şeye bakıyorum, ceketimde bir delik mi var acaba? İçeri mi falan mı düştü diye. Ama zaten bütün kartlarım yenilenmiş. Yani o cüzdanda benim yapacağım hiçbir şey yok. İşte artık böyle bu inkar aşaması, böyle yas tutmanın bir inkar aşaması vardır ya. Ulan bakayım, ulan belki buradadır falan ama hiçbir işime yaramayacak. Ne yapayım, ne yapacağım ben o cüzdanı? Neyse, hikaye sonra devam ederiz, çok konuştum. Üçüncüye laf düşmez, hadi bakalım. Come on, daddy, what's your problem? I don't have problem, you do. Don't be a dick, man, come on! Where's your Russian friend now, huh? He's not my friend, he's my loan shark! Stop this! Bonobo! Who are you? Get out of here! What? Yes! My arm! What about you? Help me! Come on, Supak! Lendor! Help me! Get out of here now! Dövelim! 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 Dur, onu bana ver, silahım yok. Onu bana ver, silahım yok. Oğlum ne bağırıyorsun arkadan? Now he's going to kill you. Fuck him. Look at this mess. Screwed again. Preemptive strike. You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this. Asshole, strike me. Shut up. Kumar oynama oğlum o zaman. Allah Allah. Oh, great. Mallory. Hey, beautiful. Yeah, great. Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can do it. Nico can do it. Huh? Ben yaparım. Well, why would you want me then? Well, screw you then. Evet, sen gerçekten nasıl konuşulacağını iyi biliyorsun kadınlarla. Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Hemen. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh man, look at this crap, my computer and everything. Neyse, anlatayım. Ne oldu? İşte cüzdanımı hala, evet, inkar aşamasındayım. Cüzdanımı arıyorum. Ama yani bulsam ne işime yarayacak? Çünkü yaramayacak. Ya öyle bir noktadayım ki şey böyle bir sürü angarya işiyor. Kart çıkar, o çıkar, bu çıkar falan. Şey olacağım. Abi, ya cüzdan içinde biraz nakit vardı. Abi ben bunun üzerine bir iki katını daha koyayım. Sen kartları bana ver diyecektim. Eğer hiç iptal olmasaydı. Müşteri temsilcisi bir işe yaramadı. İkidir konuşuyorum. Oraya hemen gitmeyeceğim. Oh, mis gibi arabayı da yıkadık. Roman yıkamıyordur zaten. Müşteri temsilcisi bir işe yaramadı. Ama şey aklımda. Ya bankamatikten de aktif hale getirilebiliyor. Ha, müşteri temsilcisi şey dedi. Müşteri temsilcisi demedi. Otomasyon, o garip ürkütücü ses dedi. İşte kartınızın statüsü uygun değildir. Hayatımda ilk kez böyle bir mesaj alıyorum. Genelde dating hayatımda alıyordum bu cevabı. İlk kez böyle bir durumda da aldım. Banka bana böyle bir şey dedi. ATM'ye çıktım. Üçüncü kez çıkıyorum artık yokuşu. Bunların hepsi bir saat içinde oluyor. ATM'ye çıktım. Kartı soktum. Şifreyi girdim. Aynı mesaj. Dediler kartın statüsü uygun değildir. Abi bu ne? Kartın statüsünü uygun hale getirmek için şey yapıyorum zaten o işlemi ben. Bu esnada şey diyorlar böyle. O danışma tarafında olan müşteri temsilcileri. Yani daha çok böyle tavsiye veriyorlar gibi. Bir işlem yapamıyorlar aslında orada. İşte bankamatik kartınızın şey yapabiliyor. Normalde işte geldikten sonra böyle şeyler olabiliyor da. Yani benim 3-4 kez değişti bankamatik kartım. İşte temassız çıktı geldi. Salgın oldu, temassız getirdiler.
süresi bitti getirdiler falan filan derken 3-4 kez değişti. Hepsi de böyle geldiğim gibi kullanıyordum. Hiç böyle bir şey denk gelmedim. Belki de gerçekten böyledir. Ama artık kafayı yiyorum çünkü zaten cüzdanı çaldırdım, nakiti de çaldıracağım. Öyle bir kafadayım. Ve de sinirliyim yani. Zaten geçen hafta stresli geçmiş, şey geçmiş. Her şeyin üzerine ekleniyor. Bir yandan böyle işler gecikiyor. Abi video yok. Yani günde 3 videoya geçmek istiyordum. Geçemiyorum. Yayın yapmak istiyordum, yapamıyorum. Böyle işleri yapamayınca da ben çok stres yapıyorum. Biraz işkolik bir insanım. Seviyorum iş yapmayı, bir şeyler üretmeyi. Yani hikaye olur, yazı olur, video olur, oyun olur. Seviyorum. Yapamayınca da çok stres yapıyorum. Aşağı indim. Üçüncü çıkışımdan sonra yine aşağı indim. Müşteri temsilcisini aradım. Yine bir danışma şeyi geldi. Ama artık bu sefer yalvara yakar anlatıyorum. Diyorum yani lütfen. Üçüncü kez burayı arıyorum. Yine aynı yere yönlendiriyorlar. Hiçbir işe yaramıyor. Düz bir vatandaş olmak istiyorum sadece. Yaşayabilmek istiyorum. Kartımı kullanabilmek istiyorum. Daha cüzdan alacağım ha. Ama cüzdan alacağım daha. Cüzdanım yok. Kartım yanımda. Nakit taşıdığım şeye baksanız böyle saçma sapan küçük bir cüzdan da değil. Böyle küçük bir çanta. Böyle bozuk para koyacağınız bir çanta gibi bir şey yani. Böyle çok garip bir şey. Onu da başka amaçlarla almıştım. Başka bir şeyleri içine koyarım diye. Ne o siz tahmin edin. Sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Ama üstünde uzaylı vardı. O konuda kendime hak veriyorum. Uzaylı vardı, o yüzden aldım zaten. Üzerinde uzaylı olan küçük bir çantaydı. Ama yani artık çok acınası bir durumdayım. Ve kendime acıyorum ve acı çekiyorum. Haysiyetim kalmamış, gururum kalmamış, şerefim kalmamış. Hiçbir şeyim kalmadı. Aynen bu şekilde anlatıyorum zaten. Oradaki görevli de, müşteri temsilcisi de... Yine de danışma tarafında, teknik tarafta değil. O da aslında şey böyle artık böyle işinden gücünden bıkmış, sürekli insanlarla konuşuyor, aynı şeyleri söylüyor, şey yapıyor. Çok çok bezmiş bir noktadayken, ses tonu da bunu belli ederken empati yaptı ya. Ya acımaya başladı ya. Ya diyor yani çok özür dileriz, çok zor olmalı falan. Ya böyle şey olacak, yanımda olsa elini omzuma koyacak, geçecek, bugünlerde geçecek falan diyecek. O bu sefer şey dedi, ya bakın şimdi telefonunuzu, internetini kapatacaksınız, Wi-Fi'den de çıkacaksınız. Size onay gelmeyecek, doğrudan telefonunuza gelen şifreyi gireceksiniz. Onu girdim. Her şey yaptım, dedi ki bundan sonra size kalmış, yolunuz açık olsun, gazanız mübarek olsun, yanınızdayız. Ondan sonra beni şeye yönlendirdi. Ya bu böyle çok garip bir duygu. Yine aynı yere gideceğimi biliyorum ya, böyle insandan bağımsız bir yere gidiyorum. O beni bağladıkları birimde. Telefonda yine garip sesler, şeyler falan var. Böyle sanki bilim kurgu filmindeymişim de bütün dostlarım geride kalmış ve artık tek başıma mahşer ortamının içinde veya böyle teknolojik bir ölüm sınırının içinde falan gibiyim. Öyle hissediyorum. Yalnız bırakıldık falan. Yalnız bırakıldığımı hissediyorum. Oraya bu şey geldi. Uzun bir süre gelmedi bu arada mesaj. Bankanın onu anlaması biraz sürdü. Ben de bir yandan terliyorum artık. En sonunda yine aynı menü geldi. Ben bezdim yani böyle. Bütün umudumu kaybettim. Ya şunu size açıklamama izin verin. Bir insan bu ülkede bütün umudunu kaybedebilir mi? Yok. O yaşanana kadar kaybetmiyorsun. Yani kimliğini ve bankamatik kartını kaybedene kadar ve bunları geri almakta zorlanana kadar şey yapmıyorsun. Çünkü o güne kadar hala bir bireysin. Hala bir vatandaşsın. Ama şey diyemiyorsun işte. Ulan artık o da değilim. Neyim ben? Ben telefon direği miyim? Neyim? Ne oldum ben? Neye dönüşeceğim? Geleceğim nasıl? Gelecek kaygısı öyle bir şeymiş ya. O noktadan sonra gelecek kaygısı başladı. En sonunda bağlandı ama. Bu sefer inat ettim. Bekledim. Uzun bir süre hiçbir şey yapmayıp sessizliği dinledim ve bekledim ve dedi. Sizi müşteri temsilcisine bağlıyoruz dedi. Bu şey teknik temsilci. Bu bir şeyler yapabilecek olan kişi. Allah'ım dedim, şükürler olsun sana, artık bir birey oluyorum. Artık bir vatandaşa dönüşeceğim. Ben bir vatandaş olacağım. Yani önceden vatandaştım da onu kaybetmek koyuyor insana. Artık diyorum bir vatandaş olacağım. Birisi olacağım. En sonunda demez mi? Durdu müzik çaldı bir de. Sonra dedi ki teknik sorunlar sebebiyle işlemimize devam edemiyoruz. Bir de şerefsiz durmuyor. Ve 2 saniye bekle bir sindireyim. Böyle 3 saniye bekle. Ve karşındaki bir insan ama insan olduğunu anlayamıyor çünkü kendisi makine. Yeterince tekrarlarsan belki anlar diyor. Sürekli tekrarlıyor. Şu durmadan tekrarlıyor. Teknik sorunlar sebebiyle işlerimize devam edemiyoruz. Ben de şeyim böyle en sonunda umutlandım artık şey oldu dedim. Aa kazanacağız. Neyse. Neyse dedim hani sorunlar çözülecek bir şeyler oluyor. Tam o noktada böyle saçma sapan bir kendini tekrarlayan bir mesaj. Resmen bir bilim kurgu filmindeymişim gibi
kötü sonda karşılaşmışım bilim kurgu filminin içinde. Ay 15 defa aynı mesajı dinledim böyle. Ağlayacağım, ağlayamıyorum. Duvara bakıyorum böyle, gözlerim, kaşlarım düşmüş, her şeyim düşmüş. Yüzümde bir ifade. 15 kez aynı mesajı dinledim. Sonra saldım. Telefonu kapattım. Baştan giyindim. Yokuşu 4. kez çıktım. Nakit çektim. Çikolata falan aldım. Kola falan aldım. Eve döndüm. Pes ettim. Bezdim. Bir şeyler oynayamadım. Bir şeyler izlerim, ne izlediğimi hatırlamıyorum mesela. Ekranda bir şeyler oynamış. Kulağıma bir şeyler gelmiş. Ben bir şeyler düşünemiyorum zaten. Hani şey değil böyle. Umutsuzluğun içindeyim falan değil. Yoksa aldım. Hani ben okey. Ben hiçbir şeyim zaten. Belki de buna adapte olup hayatıma öyle devam etmeliyim diye. Ertesi gün sabah kalktım. Gördüm ki mesaj gelmiş telefonuma. Kartınız aktif hale getirilmiştir diye. O da nasıl şey, yani sistemi bilmiyorum nasıl işliyor ama teslim edildiği onaylanmış. Ama ya yani kurye teslim etmedi mi? Oradan bir onaylama gelmesi gerekmiyor mu? Bilmiyorum. Varsa aranızda bu işlerde uğraşan, bankanın çalışma saatlerine denk gelmesi gerekiyor ama daha önce banka kartı geldi, böyle akşam geldiği de oldu, böyle şeyler yaşanmadı. Neyse, çok fazla kafanızı beyninizi doldurdum. Şimdi buraya geçelim. Kızların dikkatini çekmek için G ile korna çal. Ya bu ülkede yaşayan birisi olarak böyle bir şey yapmak hiç istemiyorum şu an. İnanılmaz yanlış geliyor ama yapacağız artık. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ya böyle bir... Arabadan çıksan böyle affedersiniz ben geldim falan. Bu da inanılmaz bir giriş cümlesi. Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsundur sen. Sen bilmezsin. Ben sana gösteririm, sen bilmezsin. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it. Come on you guys. You're both single. You're adults. Mallory de bizden. Hey, I'd like to see you again, Nico. Wow, sen çok hızlı çıktın. Nasıl değildin? Amerika'ya yeni geldim. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changed out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? Ha işte ben de bunu diyecektim. I know you are, sweetie. And I just don't get it. Ya altımda eşofman var, üstümde hiçbir şey yok. Tekneden indiğim gibi daha duş almadım, sadece uyudum. Üzerimi değiştirmedim, yüzümü bile yıkamamışımdır. Ya hiçbir noktasında şey değiliz. Nasıl etkilendin, şey yaptın? Neyse geldik, hadi bakalım. Buraya çok geleceğiz arkadaşlar. Buraya çok geleceğiz. Burada çok korku filmi izleyeceğiz. See you soon, Michelle. Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hall. Go and get something a bit more 21st century. Mohawk giyim mağazasına git ve yeni kıyafetler al. Yapalım. Ama param yok. Buğdayım var. Ama buğdayı kabul etmiyorsunuzdur. Çünkü burada parayla dönüyormuş her şey. Onu öğrendik. Ha bu arada kulaklığı yeniledim. Artık böyle Resident Evil videosunu izleyenler varsa bilmiyorum ama kulaklığım benim bitikti. Sadece sol taraftan ses geliyordu. Ve karakter konuşuyor. Ulan sol taraftan birisi mi konuşuyor diye ödüm kopuyordu. Şu an doğru düzgün bir şey aldım. Şu an bayağı doğru düzgün bir şey aldım dedim. Yani bu 2 sene gitmesin abi, 5 sene gitsin diyerek aldım. Pantolon Nico. Önce pantolon. Medeniyet pantolondan başlar. Benim 55 dolarım var. Okey. Ayakkabın... Şu siyah şey kahverengidir miydi? Deri ceket ile... Bence bunu alırız. 19 dolarım kaldı. Ayakkabınız var ama ben herhangi bir şey satın alacağımı sanmıyorum. 2 dolarlık şey alabilirim belki. 14 dolar. Al lan onu. Aha. 5 dolarım kaldı. 2 de çorap alayım. Tam böyle iyiyiz bence. Tam böyle iyiyiz. 5 dolarım da cebimde kalsın. Ne olur ne olmaz. Neyse yani bankamatik macerası öyleydi. 3 kez müşteri temsilcisini aradım. 4 kez aynı yokuştan çıktım. Hepsi aynı saat içinde oldu. Güzel. Ya.
Evet evet, 5 dolarımla bunu yapacağım. Para, bol bol para kazanmamız lazım. Bir gidip ben bir yatayım ya, bir sevileyim. Gece oldu zaten, iyice artık şey oldum. Yeni aldığım kıyafetlerle bir yatayım. Buraya koyuyorum taksiyi çünkü zaten paramız yok. Böyle yani, bankamatik şey öyle geçti. Bu hafta da full. Şimdi eski bilgisayar. Eski bilgisayar dedim yani, geçen yıla kadar. Efendim Michel. Michel, 5 dolarım var yani. Su içebiliriz belki. You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date. I am sorry. I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. How about I pick you up from your apartment? That sounds good. See you soon. Gerçekten mi? 5 dolarım var sadece. Yapacak hiçbir şeyimiz yok oğlum. Ya belki bu iyi bir şey olabilir, bilmiyorum. Ama Michel bayağı date olarak çıktı. Gerçekten bilmiyorum 5 dolarla ne yapacağız. Oyunu kaydet. Bu hafta da full eski bilgisayarım üzerine çalıştım. Şöyle ki eski bilgisayara böyle minik minik parçalar falan aldım. RAM falan aldım. Böyle dandik bir RAM aldım. Windows'u kaldıracak kadar. Ama yani eski bilgisayarda hiçbir şey yapmayacağım. Sadece film falan seyredeceğim. Eski bilgisayar dedim de yine geçen yıla kadar bütün işlerimi yaptığım bilgisayar. Ama artık böyle vadesi iyice dolmuş. Ben de bir iki takviye yapayım, öyle kullanayım dedim. Bu hafta bilgisayar perk gitti. SSD aldım, bir şey aldım. İşte USB aldım. USB yüklüyorum. USB'ye Windows yüklüyorum. USB'ye Windows kurulum dosyalarını yüklüyorum. Bu ikisi ayrı USB. Bir de başka bir USB daha aldım dosya taşımak için. Çünkü şeyin hard diski gitti. Eski PC'nin hard diski pert. Ay, adam var burada. Git adamla konuşalım. Böyle garip garip işler. 3 gün boyunca uğraşıyorum. Ulan burada ne var? SSD'yi kabul etmiyor, onu kabul etmiyor, bunu kabul etmiyor. SSD'ye de para verdim. Ayrıca dert. Hani çok öyle şaşalı bir şey almadım. Basit 120 GB'lık bir SSD aldım ama. Selam hocam, sen gemidensin galiba. How you doing? Good. Thank you very much. Good. Yes, comrade, I am doing good. There is no I, there is only we. Bak misyon. Excuse me? You're excused, comrade. You're excused. Now go and mind salt for 50 years. You're a dick. I'm a rich dick, friend. I'm young and rich and... O zaman hadi iş yapalım. Tell you what. Have $100 on Uncle Sam. Sen var ya. Motherfucking Franklin. Sen... This coke is okay. Sen harikasın oğlum. Müthiş bir şey lan bu. 100 dolar aldım. 5 dolarım vardı, 105 dolarım oldu. Gidek bari şey yapalım, bir date'e çıkalım yani. Bir götüreyim kızı, bir şeyler içeriz, bir şeyler yaparız. Ne yaparız bilmiyorum ama. Neyse, 3 gün boyunca bilgisayarı halletmeye çalışıyorum. Yani biraz da minik minik öyle büyük parça bir şey almadım. Kritik bir parça almadım ama. Ya yani harcamalar yapmıştım, bir maliyeti vardı. En sonunda yok, ümidi kestim yani, olmadı. Sinir krizi geçirdim. Bu genelde salı gününden yani cuma gününe kadar öyle yaptım. Cuma günü artık gizem videosunu yapayım dedim. Kim arıyor? Efendim Roman. Allah. What does he want? Oh, I can't think what he could possibly want. Or why he'd be pissed off, can you? Come on, guys. Let's be reasonable. Geliyorum Roman, geliyorum. Date'e çıkacaktım ama yani sen bilirsin, geliyorum. Neyse, böyle bir hafta geçirdim yani, bütün işler aksadı, hiçbir şey yapamıyorum. Haftada 2 video, 3 video, ya gizem videosu dahil 3 video ama ekstra 2 oyun videosu, bir de yayın yapacaktım. Hepsi gitti. Neyse, geri döndük ama bilgisayarı da saldım. Cüzdan müzdan derken işleri de hallettim. Yeni bir cüzdanım var artık. İstediğim gibi bir cüzdan aldım. Cüzdan alırken banka kartını kullandım. Bence büyük bir gelişme. Ama ya çok kıytırıktan sorunlar aslında. Böyle şey sorunlar değil. Böyle çok önemli şey değil. Böyle biraz daha derdini bir şeyi yapayım falan dediğimiz sorunlar ama angarya iş çıkarıyor. Hey! Shit! There he is! Keep on fat boy here and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Hayır. Hayır. Bledar döv. Sorry. Kalemi mi döv? Nereye kaçıyorsun? You shouldn't have messed with the barricades.
Oh! Para? Paranız yok mu oğlum? Nasıl tefecisiniz siz ya? Oğlum 5 paranız yok mu? Benim 5 param vardı mesela. 5 paranız olsa iyiydi Roman. Gel abi. Tekerleriniz konuşacak, tekerleriniz. İyi misin kuzen? Ben neden seslendiriyorum bunu? Speaking of shitheads, here's Dardan. Come on, Dardan. The car is over there. Let's get him. You drive. I don't feel so good. Oğlum benim araba nerede? Senin araba burada. Benim arabaya ne oldu? Roman, koşman gerekiyor kanka. Yetişmek için. Roman. Bekliyorum biliyorum. Arkaya bin, arkaya. Öne binme, arkaya bin. Allah belanı vermesin. Vakit kaybediyoruz. Dardan'ı kovala. Caps Lock tuşuna hedefe odaklanırız. Sıkıntı değil. Ha, evet. Ha, kaçıyor. Sen hemen ırkçı oldun be. Yukarıya Janet üzerinden mi çıkacağız? Önce ölüp sonra mı çıkacağız? Bizi bir yere götürüyor bu değil mi? Belli ki bu arabayı yakalayamayacağız. Çünkü her yakınlaştığımızda ışık hızıyla uzaklaşıyor. O arabanın öyle bir vites sistemi olmadığına da eminim. Bak bak, yakınlaşacağız ve uzaklaşacak. Ha bak. Amerikan arabaları böyle mi? Biz neyi kullanıyoruz o zaman yani? Oğlum senin de mi paran yok be? Ben hiçbir şey yapmadım. Kendi arabasıyla ezildi. Tamamen kendi arabasıyla ezildi. Ulan Roman, date'i kaçırdım senin yüzünden. Belki erken halletmişizdir. He lived on the Adriatic. Believed I owed him money when I did not. It made my life impossible. There was no avoiding him. Did you deal with him like you did Dardan and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. Öyle mi? Plain sailing straight to the top for you and me. Sözüne güveniyorum, evet, inşallah. Things are that simple. Kötü insanlarla ilişkin. Hiç çaktırmıyorsun Michel. Yok canım, ne olacak? Neden böyle bir şey söylüyorsun ki? Kötü insanlarla ilişkim olur mu hiç? Neyse, cevap veririm biraz sonra. Thank you, cousin. I'll see you later. Devam etmek istedim ama bir saat olmuş zaten. Çok da şey yapmayalım. Şey sormuştum, nasıl videolar istersiniz diye. Daha editlenmiş videolar isteriz dediniz. Ben de ona göre editleyeceğim videoları. Ama bir yandan da dikkat etmeye çalışacağım, böyle çok kopuk olmasın süreç diye. Çünkü onu yazan apaplarımız da çok oldu. Böyle arada bir dengeyi bulacağız yani. Güzel güzel bir şeyler yapacağız. Evet değerli dostlarım, değerli apaplarım, çok teşekkür ederim bana bu macerada katıldığınız için ve benim kendi maceralarımı size anlatırken beni böylece dinlediğiniz için. Sonraki videoda evi nasıl hazır yakacak olduğumu anlatacağım. Şaka yapmıyorum. onu anlatacağım. O daha dandik bir hikaye. Sanki bu çok heyecanlıymış gibi. Sizleri çok seviyorum. Harika insanlarsınız. Sizleri hepinizi öpüyorum. Doğrudan 16.9'u aldık. Böyle halledilmiş olması lazım. Ses iyi mi kötü mü onu bilmiyorum. Onları lütfen yazın. Sizleri çok seviyorum. Harika insanlarsınız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bye bye.